Herkese merhabalar dostlar, kanala hoş geldiniz. Bugün güzel bir haberim var sizlere. Şu Pokemon'ları da yakalayayım çünkü bir yandan görev yapıyorum. Nedenini de anlatacağım. Şimdi oyuna iki tane bilet geldi dostlar. Bunlar paralı biletler. Evet, normalde çok parayla bir şeyler satın almanızı önermiyorum. Ben sizin için alıp göstermek için alıyorum ama özellikle şu kuluçkalı keşif bileti benim çok hoşuma gitti. Evet, fiyatı özellikle Android'de çok uygun. Muhtemelen iPhone'da iOS'ta bunlar 100 küsürü geçiyor ama eğer Android cihazda da sisteminizi açarsanız bunları alabilirsiniz dostlar. Şimdi şöyle yukarıdan itibaren bakıyoruz. Bugünden itibaren başlıyor. Bu videoyu izlediyseniz bugünden itibaren almanızı öneririm. 31 gün boyunca sürecek. Yani senenin son gününe kadar sürecek. Böyle uzun vadeli bir görev olması da güzel bu fiyata. Şimdi ne yapıyoruz? Her gün Pokestop döndürüyoruz dostlar ve her döndürdüğümüz Pokestop'tan kuluçka alıyoruz. Ben bugün kuluçka aldım. Ayrıyeten döndürdüğünüz ilk normal Pokestop'lardan da 3 kat tecrübe puanı alıyorsunuz. Fazlasıyla hediye gönderebiliyorsunuz ve hediye gönderme limiti 150 oluyor. Bu örnek veriyorum, benim gibi oyunda çok fazla arkadaşı olanlar için büyük avantaj. Çünkü normalde hediyeler bazen 20'ye düşüyor, bazen 40'larda oluyor. 150 hediye gönderebilmeniz avantajlı. Ve bununla ilgili de çok güzel tecrübe puanları alabiliyorsunuz. Ve en sonunda da 30.000 yıldız tozu ve 30.000 tecrübe puanı alacaksınız. O yüzden bu bilet avantajlı. Yıldız tozu için bile değebilir. Ayrıyeten kuluçka, tabii ki bu size ben özellikle para koyun demiyorum ama hani oyundaki birçok dandik görevlerden ziyade bu tarz biletlere bu paralar değiyor. Onu söylemek istedim. Şöyle bir Pokemon geldi mi bakayım. Çevremde hatta görevleri de şurada duruyor. Şimdi bu görevleri hep birlikte açacağız dostlar. Sanırım bu tecrübe puanlarıyla birlikte bir ikinci 30.000'e kadar bulacak diye tahmin ediyorum. 4 aşamalı çünkü. Bunları da tabii ufak ufak yapacağız. Ayrıca görevin detayları da şurada yazıyor. Buradan da tekrardan okuyabilirsiniz. Şimdi bu bulunduğum bölgede Pokemon çıkmıyor diye biraz yer değiştireceğim. Biraz yürüyeceğim. Diğeri de dostlar şu Pokemon'un. Bu Pokemon'u bilenleriniz vardır. Bunun Hüsüy formu biraz daha böyle farklı tarzı, farklı bir kostüm, farklı bir kılığa girilmiş tarzı. Belki atakları da farklı olabilir. Örnek veriyorum, işte bazı Pokemon'ların bir formu sadece su iken böyle farklı formlarında, örnek veriyorum, yanında işte zehir, yanında işte kaya eklenebiliyor. Bunda da belki öyle bir şey vardır, bunu bilmiyorum. Bunun biletini alın mı almayız, almaması tamamen size kalmış. Bunu önermiyorum yani. Çok önemli değil çünkü. Fazladan tecrübe puanı, fazladan büyük şeker ama yine de size kalmış dostlar. Eğer durumunuz varsa bunu da alabilirsiniz. Muhtemelen alan ya da almayan arkadaşlar zaten bu Pokemon'la karşılaşacak. Genelde böyle oluyor. Tabii ki bu görevleri ben yapmıyorum. Kesin bir şey söylemeyeyim ama muhtemelen öyle oluyor. Umarım alırsınız. Ama şu aşağıdaki bileti öneriyorum. Bu arada ben ikisini de aldım. Şimdi şu görevleri şöyle bir aktif edelim ve yürüyelim. Bitirip yeni görevi görene kadar da benle birlikte kalırsınız. Onun dışında bugün oyuna ilk defa girdiğimi de zaten buradan görebilirsiniz. Sadece bunu almak için, bugün bunları tanıtmak için girdim. Çok da vakit bulamıyorum. Hatta buradaki ekip görevim falan da olduğu gibi duruyor. Şöyle biraz ilerleyelim. Bulunduğum noktada çok canlılık yok Pokemon'larla ilgili. Şöyle bir ufak bir yol boyu yaparsam belki birkaç tane Pokemon yakalayıp şu görevi en azından bitirebilirim. 7 tane kaldı. Evet, şurada yeni bir Pokemon olduğunu görüyoruz. Bu Pokemon'u oyundan ben hatırlıyorum. Biraz böyle arı gibiydi sanırım. Küçük bir Pokemon. Yine böyle küçük boyutlarda bir Pokemon. Onun dışında burada bir Mega varmış mesela. Bende olmayanlardan. Ben daha bunu yapamadım. Evet, şuradan bir Pokemon'u yakalayalım. Şimdi seviye atlayacağım. Bunu 3 video önceden söylemiştim. Bugün halledeceğim diye. Tabii ki yapamadım. Fırsat bulamadım. Bundan bir önceki videoyu izleyenler başıma neler geldiğini görebilir. Biraz orada anlatmıştım. Burada moralimi bozmak istemiyorum. O yüzden sadece şu an videoyla ve sizlerle ilgilenmek istiyorum. Çok az kaldı. Şuradan görebilirsiniz. Sadece 100.000 kaldı. Yeni görevlere açılacağız. Her gün oyuna gireceğim için, şu kuluçkayı almak için aslında avantajlı şu anda da bu bileti almam. Hem bilet için girelim hem görevleri yapalım. Şimdi şöyle, Pokemon gelmiyor. Bu mıntıkada çok, dediğim gibi, canlılık yok.
Şu an tutsu açmama rağmen önüme Pokemon çıkmıyor kolay kolay. Çıktı sandım. Çıkmış. O kadar küçük ki Pokemon'u göremedim bile. Şimdi bunu da alacağız. Aslında görevi o yüzden çoğu zaman aslında görevleri bitirip o şekilde video açıyorum. Çünkü video boyunca bazen böyle çok fazla boş dolandığım olabiliyor. Şuradan şu Pokestop'un yanına doğru ilerlersem belki orada karşıma Pokemon çıkabilir. Bu oyun biraz daha böyle canlılık, biraz daha böyle insanın olduğu yerleri tercih ediyor. Aslında daha çok böyle toplanma alanlarını tercih ediyor. Bu tarz böyle boş yerlerde dolaşırsanız, bizim şu an yaşam kentin yakınları, buralarda böyle çok Pokemon çıkmadığını görebilirsiniz. Yani eğer karşınıza Pokemon çıkmıyorsa bilin ki orada çok adım yok. O yüzden böyle büyük şehirlerde, örnek veriyorum işte bu oyunun en popüler olduğu yer Singapur'da falan, açtığı zaman çok fazla Pokestop, çok fazla Pokemon. Normal mesela topluluk günlerinde bizim etrafımızda 10-15 tane çıkıyorsa onların etrafında 50-60 tane çıkıyor. Bu tamamen aslında bulunduğumuz biraz da mıntıkayla ilgili bir şey. Bulunduğumuz yerdeki insan yoğunluğuyla ilgili bir şey. Evet, bu görevi muhtemelen ben şu an bitiremeyeceğim. Gördüğünüz gibi çok büyük bir alanı yürümeme rağmen bitmedi. Biz detaylara bakalım. Dediğim gibi ben bunu arkadaşa öneriyorum. Bu arada çokça kez bahsettiğim şey bugün olacak. Tam 6 saat 1 dakika sonra. Yani takip edin, bugün saat 11 civarlarında. Bizim Go Maç Ligi bitiyor. İstiyorsanız garanti olsun diye yarın sabahtan itibaren oyuna girdiğinizde, Go Maç'a girmeden önce mutlaka yıldız tozunu aktif edin dostlar. Yıldız tozunuz, yıldız parçası aktif olsun. Bol bol yıldız tozunuz olsun. Hatta şu an ben yarınki şeyde bir kendime bir göz gezdireyim. Mesela şu an 300 bin yıldız tozum var. Muhtemelen 400 bini geçecektir. 400 bin, 450 bin falan olabilir. O şekilde kendinizi kafanıza yazın. Eğer Go Maç Ligi'nde bir nokta varsa dostlar, o noktaya basmadan önce mutlaka yıldız parçasını aktif edin. Çünkü orada kolay kolay Pokemon üzerinde değişiklik olsa da orada kolay kolay nokta olmuyor üzerinde. Nokta sadece böyle özel anlarda oluyor. Kaçırmanızı istemem. Çünkü tek seferlik basmanızla birlikte oradaki yıldız tozlarını almış oluyorsunuz ve boşa gidiyor. Halen bekliyorum Pokemon alırım diye. Gelmedi. Sıkıntı yok. Şu yeni Pokemon da gelmedi. O yeni Pokemon gelirse belki küçük bir short videosu da onunla ilgili atarım. Kaç Pokemon'um kaldı acaba? Bir tane mi kaldı? 3 tane kalmış. Görevler kolaydı bu arada. Pokemon yakala, Pokemon gönder üzerine olan bir görevdi. Sıkıntı yok. Zaten bundan sonraki görevlerin devamını da diğer videoda, eğer bundan sonraki görev erken biterse de diğer videoya yansıtırım. O şekilde bu görevin devamını da bitmiş halinde en azından görürsünüz. Ama 30 günlük bir görev zaten. Çok uzun olur mu olmaz mı bilmiyorum. Dediğim gibi oyuna girip görevi alırsanız bileti, hem Pokestop'ları döndürmeyi unutmayın, hem de bol bol Pokemon toplamaya bakın. Seviye atlamak için güzel bir fırsat dostlar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Hoşunuza gittiyse like atmanız önemli benim için. Videoyu paylaşma şansınız varsa da paylaşabilirsiniz. Bu da bana destek sağlar. Onun dışında Discord ve WhatsApp kanalımız var. Şu an çok aktif olmasa da Instagram kanalımız var. Oraya da ziyaret edebilirsiniz. Bu manevi desteklerin dışında katıl ve süper teşekkürümüz de açık. Oradan da bana destek olabilirsiniz ki sürekli destek olan arkadaşlar var. Onlara da ayrıyeten teşekkür ediyorum. Zaten destek olan arkadaşlar hem yanlarında Pokemon simgesi beliriyor, hem de zaten yorum yazdıklarında orada detaylı görebiliyorsunuz. Onlara da ayrıyeten teşekkür ederim. Çok uzun zamandır 9 hatta 11 aylık olan da var aralarında. 11 aydır destek olan arkadaşlar da var. Yerleri ben de ayrı teşekkür ediyorum. Küçük destekler olsa da benim için manevi olarak da çok sevildiğimi hissettiğim için hoşuma gidiyor. Teşekkür ediyorum. İzlediğiniz için teşekkürler dostlar. Takipte kalın.